<Gülüyor> Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Kim daha iyi Müslüman? Kim Allah'a daha yakın? Kim cennete girmesi daha muhtemel olan? İyi insan kim? İyi Müslüman kim? Bu soruların cevabı Allah'ın kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde bir kelimenin etrafında dönüyor. İnne ekramekum indallahi etkakum Allah katında en iyi en takva olandır. Takva İslam'ı iyi yaşamanın adıdır. Takva Allah'a daha yakın olmanın işaretidir. Takva olmak İslam'ı özümsemenin işaretidir. Takva İslam'ı iyi yaşamanın adı. Bunun insana, Müslümana yansıdığı zamanki adı da müttakiliktir. Hani Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında hemen Kur'an-ı Kerim'in kime Hidayet kaynağı olduğunu anlatırken Allahu Teala huden lil muttakin. Muttaki olanların hidayet kaynağıdır buyuruyor. Amentü esaslarına inanan, iman edilmesi gereken esas esaslara inanan mümindir, Müslümandır. Bu bir başlangıçtır. Müslüman olmak, mümin olmak cennete giden yola başlangıç yapmaktır kelimeyi tevhidle beraber cennete girmenin ön şartını yerine getirmiş olmak seviyesinde başlanmış olunur. Ancak iman yolunda devam ederken gerek imanı korumak ve gerekse cennetteki mertebelerde yükselmek için müttaki hayatı yaşamak gerekir gerek takva ve gerekse müttaki anlamında bakıldığında, yani takvayı özümsemiş Müslüman kimdir sorusunun cevabı verildiğinde veya takva nedir sorusunun cevabı verildiğinde, Allah korkusunu her an hissederek yaşamak diye özetleyebiliriz. Müslüman nasıl namaz kılarken, Allahu Teala'yı hatırlayarak ibadet yapıyorsa ticaretini de Allah'ı hatırlayarak yapar. Harama bulaşmaz. Yanlış hileye el değdirmez. Cebine giren parada şüpheli olan bölüm olmaz. Dolayısıyla mal kazanırken takva üzere yaşamış olur. Yatarken, uyurken, yerken, içerken, gezerken, eğlenirken hep Allah korkusu onunla beraberdir. Böylece mümin müttakidir. Takva üzere yaşıyordur. Ancak takva üzere yaşamak, müttaki mümin olarak yaşamak, hiç eğlenmemek, hiç gezmemek, yememek, içmemek değildir. Haramlardan kaçmaktır. Helallerde Mubahlarda laubalileşmemektir. Malayaniye düşmemektir. Cehennemden korkmak demek sabahlara kadar namaz kılmak demek değildir. Cehennemden korkmak geceyi israf etmemektir. Gündüzü israf etmemektir. Yani takva insan, takva Müslüman. Hayali bir din yaşayan hiç Kur'an'dan gözünü ayırmayan, evlenmeyen, yemeyen, içmeyen, akrabaları dahil insanlardan ilişkisini kesen asla değildir. Böyle bir şey yapmayı dillendiren, ben bir daha kadınlarla evlenmem, yemem içmem, sabahlara kadar uyumam diyenleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azarlamıştır bile ha siz evlenmek istemiyorsunuz, iyi Müslümansınız, takva Müslümansınız dememiştir. Sofraya oturmuyorsunuz, maşallah ne takvasınız dememiştir. Hiç uyumada, uyumadan sabaha kadar ibadet yapacağını söyleyene aferin dememiştir. Azarlamıştır. Çünkü Allah'ın yarattığı en takva kul, en müttaki insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama o evlendi. İyi yemekler yedi. Uyku uyudu. Fakat uyuması namaz ihmal etmesine neden olmadı. Yediği yemekler şımarmasına Allah'a ibadet yapmasına engel olmadı. Evliliği insanlığını ve kulluğunu zedelemedi. Demek ki takva olmak, müttaki olmak hayattan el etek çekmek değil, dünyayı kafirlere boş bir alan olarak bırakmak değildir. Ticarette Allah'ın şeriatını ihmal etmemektir. Düğünü Allah'ın şeriatına, peygamberinin sünnetine göre yapmaktır. Evliliği, evlat yetiştirmeyi, mal kazanmayı, hacca gidiyor gibi Allah'ın dinine göre Allah'ın şeriatına uygun yapmaktır. Müttaki insan, hayattan el etek çeken insan değildir. Hayata yön veren, Allah'ın kelimesini, Allah'ın Kur'an'ını, hayatı hakim hale getiren insandır. Bunun için, müttaki insanlar, meydanda çok bulunmalı. Ticarette onlar bulunmalı. Düğünlerini onlar daha büyük yapmalılar. Ki, Allah'ın dini hakim olsun. Allah'ın sözü en üstün, söz olsun. Hani hacca gidenler ticaretten ele tek çeker, dükkanını çocuklarına filan bırakarlar ya, batıl bir uygulama bu. Bilakis ticaretimize, iş yerlerimize, hacılar ama hangi hacılar? Gidip baklanıp bir daha kirlenmeden geri gelen hacılar hakim olmalıdırlar. Esnaf onlar olmalıdır. Yöneticilerimiz onlar olmalıdır memurumuz onlar olmalıdır. İş yerlerimize onlar öncelikli olarak alınmalıdırlar. Neden? Çünkü hac yapan insan, oruç tutan Müslüman, Kur'an okuyan Müslüman Allah'tan korkar. Onun cebine haram girmez. O iş yerinde esnemez. Çünkü o esnemesi halinde, performansı düşmüş olarak çalışması halinde kazandığının kendisine o bölüme ait kazandığının en düşük ihtimalle kendisine helal olmayacağını düşünür. Dolayısıyla müttaki Müslüman çok çalışan, çok kazanan, daha çok kazanıp sadaka vermek için daha fazla mal bir mal biriktirmeye çalışan insandır. Müttaki Müslüman eşine zulmetmez. Eşinin hakkına riayet eder Müslümandır. Müttaki Müslüman yetiştirdiği çocuklarını Allah'ın nimeti olarak gördüğü için evladına zulmetmeyen insandır. Takva Müslümanlıkta hangi noktada bulunduğumuzun işaretidir. Ne kadar takva isek o kadar Allah'a yakınız. O kadar Müslümanlığımızı iyi yaşıyoruz demektir. Bundan da şu sonuca ulaşıyoruz. Bizim hayat standardımız yani İslami hayat standardımız takvamızla ölçülüyor Allah katında. Peygamber aleyhisselam efendimizin nezdinde de bu durum böyledir. O zaman daha takva, daha çok Allah'a yakın olmak gibi bir hedefimiz muhakkak bulunmalıdır. İşimizde bu standardı yakalamaya çalışmalıyız. Ee, sosyal hayatımızda, hayır işlerimizde bunu yakalamaya çalışmalıyız. Böyle dua etmeliyiz. Allah'tan daha takva hayat yaşamayı bize nasip etmesini dilemeliyiz. Şimdi bu anlamdaki hadisi şerifleri... İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'inden <laughs> okumaya devam edeceğiz. 70. Hadis-i Şerif'imizde ashab-ı kiramla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, sorulara e, verdiği cevaba ait böyle bir enteresan sahne var 70. Hadis-i Şerif'te. Hadis-i Şerif'i e, rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın lisanından tercümesini dinleyelim. Kendimize hangi pay çıktığını da, sonra anlamış olmaya çalışacağız inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, insanların en hayırlısı, şereflisi kimdir?" dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'tan en çok korkanlarıdır." buyurdu. Ey Allah'ın Resulü biz onu sormuyoruz dediler. O halde Allah'ın halili İbrahim'in oğlu, Allah'ın nebisi İshak'ın oğlu, Allah'ın nebisi Yakub'un oğlu Allah'ın nebisi Yusuf'tur buyurdu. Ey Allah'ın Resulü biz bunu da sormuyoruz dediler. O halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı, şerefli olanlar şayet dini hükümleri iyice hazmederlerse İslamiyet devrinde de hayırlıdırlar buyurdu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'den bir hadis-i şerif dinlemiş olduk. Sahabi soru soruyor. En şerefli insan kimdir? İlk cevap net bir cevap. Takva olandır. En şerefli insan en takva olandır. En muttaki olandır. Kim Allah korkusunu daha çok dikkate alarak yaşıyorsa ve en çok bunu kim yapıyorsa o toplumun en şereflisi odur. Demek ki şerefin, onurun, keremin, izzetin ölçüsü, ölçeği takvadır. Bir. Ha bunu biz kastetmedik ya Resulallah. Ne kastettiniz? Hani tarihten birini istiyorsanız Yusuf'tur. Neden? Yusuf'un geriye doğru babası, dedesi, peygamber ve belli özellikleri var. Dünya nimetleri eline geçmiş. Belli bir yönetim seviyesinde bulunmuş. Dolayısıyla Yusuf geçmişten şerefli bir örnektir Yusuf Aleyhisselam. Bunu da mı kastetmedik? Ha, şu çevremizde hani Arap dünyasında hani bizim akraba çevremizde. Hani bizim bizim bildiğimiz isimler arasında şerefli biri aranıyorsa eğer yine en iyi Müslümanlığı yaşayan ama soyu sopu da ailesi de meşhur olan birisidir. Hani cahiliye döneminde meşhurdu, Müslüman oldu, İslam'da iyi hızlı bir şekilde yol kat etti, en şerefli odur o zaman. Birinci cümle ile son cümle aynı şeyi ifade ediyor. Allah'a daha yakın olan, bu da takvayla ancak oluyor, insanlar arasında da en iyi olandır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gözünde. Üstünlük ölçüsü takvadır. Bunun dışında insanlar zenginliği, şöhreti, makamı veya işte sporculuğu bir şeyi ileri çıkarabilirler. Bir, bu fani bir ölçüdür. İki, fanilerin ölçüsüdür. Çok iyi bir sporcu, bütün dünyanın gündeminde olabilir. Ne zamana kadar? Sakatlanıp o oyunu bırakıncaya kadar. Fani. Yaptığı iş fani. Çok şöhretli bir siyasetçi meşhur olabilir. Siyaseti bıraktığı güne kadar. Ondan sonra tarih dosyalarına geçecek. Daha bir şöhretlisi gelince o da unutulacak. Fani. İşi fani, kendisi fani. Puan verenler de fani çok meşhur edenler de fani. Ama fani olmayanın gözünde Allah'ın gözünde, nazarında en değerli insan en takva insandır. Allah Teala'yı görüyor gibi ona ibadet eden insandır. Fanilerin gözündeki değer ölçüsü de fani olduğu için aslında itibara alınması gereken bir değer ölçeği de değildir. 71. hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin takvayı nasıl gündeme getirdiğini başka bir zaviyeden dinleyeceğiz. 71. hadis-i şerifi de tercümesinden hafız kardeşimizden dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının, kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrail oğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Müslim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Müslim hem Tirmizi hem de İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerif okuduk. Ve bu hadis-i şerif çok meşhur hakikaten. bu Hadis-i şerifin öncesi de var. Fakat biz bu bölümünü özellikle değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde takvayı alttan oyan sıkıntıdan söz etti takvanın elbette var olması her Müslümanın arzusudur. Herkes ister ki Allahü Teala'nın nazarında iyi bir kul olayım. Herkes cennete girmenin en önemli şartı olan takva sahibi olmak ister. Takva insanların da hoşlanacağı bir şeydir aslında. Yani herkes başkalarının en azından takva olmasını ister. Çünkü takvaya bir insandan mala zarar gelmez, komşuluğu güzel olur, sosyal yönü iyi olur. Herkes takvalı ister ama takva olmanın en önemli şartı dolayısıyla takvayı engelleyen en büyük engel dünya nimetleridir. Herkes takva olmak ister ama yemekten feragat edemez. Herkes takva olmak ister, ama uykusundan feragat edemez. Onun için bu hadisi şerif takvalıkla ilgili bir yarış sürecine girecek olan Müslümanlara neye dikkat etmesini öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyanın çekiciliğine karşı ümmetini uyarıyor. Dünya bir defa tatlıdır. Caziptir. Bahçesi güzeldir. Çoluk çocuğu güzeldir, malı güzeldir, yağmuru güzeldir, sıcağı güzeldir. Dünyadaki her şey, çölü bile güzeldir dünyanın. Çölü bile gezmeye, görmeye değer. Dağları güzeldir, ovaları güzeldir. Ne varsa dünyada güzeldir o. Ve bu imtihan gereği böyle yapılmıştır. Allahu Teala dünyaya cazibe vermeseydi dünya katlanılmaz, çekilmez bir şey olsaydı e herkes cennete doğru giden bir sürece girmiş olacaktı zaten. Kimin cenneti hak ettiği de ortaya çıkmayacaktı. O zaman direkt cennette yaratılabilirdik. Cennette yaratılır, orada devam ederdik. Dünya müthiş bir cazibeyle yaratıldı. İnsana da dünyadaki cazibelere karşı meyil kondu. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yani dünyada ne var? İşte ağaçlar, yeşillikler. İnsanda da yeşilliğe karşı bir çekicilik var. Dünya insanı çekiyor, insan dünyayı çekiyor. Dünyada ne var? Cinsel şehvet var. Cinsi cinsel duyguların diğer cinsiyete karşı hareketlenmesi var. İnsanda da böyle, yani öbür cinste böyle var. Bu insanda da böyle var. Dolayısıyla Allah Teala imtihan için dünyayı yarattı kullarını da uyardı ama. Kaygan bir zemindesiniz dikkat edin dedi. Bunu biz çok yüzeysel bir benzetmeyle buzlu bir yolda yürüyen çocuğunu uyaran annenin durumuna benzetebiliriz. Yani çocuğunu hem bakkala gönderiyordur hem de yollar buzlu dikkat et diyordur. Bakkala gitmesi zorunlu. Yozlar yollar da buzlu. Anneye düşen nedir? Buzlu yolda dikkatli yürü demektir. İnsan çekiciliği bulunan, cazibesi yoğun olan bir dünyaya gönderildi. Ama Allah Teala kullarını aldatmadı. Dünyanın çekiciliğine karşı uyardı. Kur'an-ı Kerim'de uyardı. Oyun ve eğlencedir dünya dedi. Dünya hayatı baharda yağan bir yağmurla yeşeren ot araziye benzer dedi. Aman dikkat edin solacak bu yeşillik. Kalıcı değil dedi Dolayısıyla Allah kullarını uyardı. Peygamberi de aleyhissalatü vesselam biraz daha ayrıntılara girmiş haliyle ümmetini uyarmıştır. İşte bu hadisi şerifte uyarının iki şey üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin birinci uyarısı kadın üzerinde, ikinci uyarısı dünya üzerindedir. Yani dünya bütünüyle bir uyarılması gereken cazibeli nimettir. Kökten bu dünya atılamıyor. Elimizde bulunması lazım. Ama tehlikeli. Elinde bulundu mu tehlikeli. Hangi bölümünden alsak dünyayı? Bu imtihan için böyledir. Yemek, içmek açısından da alabiliriz. Arkadaşlık, muhabbet açısından da alabiliriz. Hangi açıdan alırsak? Gerekli ama riskli. Her şey dünyada gerekli ve risklidir en yoğun olan, riski en yoğun olan bölümü dünyadan çekip yakın görünümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüze sunmuş kadın diyor. Kadın derken bunu erkeğe söylediği için söylüyor. Kadınlara söylemiş olsaydı erkeklere dikkat edin demiş olacaktı. Çünkü kadının yaratılan bir insan olarak değil sorunu. Ne olarak? Erkeğin dikkatini çekecek Cinsel gücü açısından sorunu var erkeğin gözünde. Kadının gözünden bakıldığında da erkekte aynı sorunlar var. Dolayısıyla bu cümle yani şehvetinize dikkat edin. Şehvet olarak zorlanacağınız şeylere dikkat edin. Kadınları atın, erkekleri atın demek değil. Çünkü dünyadaki her nimet ölçümüz neydi? Her nimet gereklidir ama risklidir. Riski nereden kaynaklanıyor? İmtihan için olmasından kaynaklanıyor. Mal üzerinden bunu uyarlaya, uygulayabiliriz. Evet, yeryüzünde insanın en çok arzu ettiği şeylerden biri mal sahibi olmaktır. Günlük deyimimizde para sahibi olmaktır. Arazi sahibi olmaktır. Hiçbir şekilde gereksiz değildir. Keşke yeryüzündeki bütün servet müminlerin elinde olsa. Mümin onu hayra kullanır ama zekatı verilmeye ibadetten alıkoyan sadakasızlaştırılmış mal risktir, tehlikedir. Bu yüzden biz dünyayı dünyadaki en önemli yatırım olan malı, parayı tehlikeli görmüyoruz. Gerekli görüyoruz. Ama bu gereklilik beraberinde risk de taşıdığı için, bir sorun da getirdiği için gerek Kur'an-ı Kerim gerekse hadisi şerifler bizi dünyadan soğutmuyor. Dünyaya esir olmaktan soğutuyor. Mal sahibi olmayın demiyor. Maldaki Allah'ın hakkına dikkat edin diyor. Malınız olmasın demiyor. Malı kullanın, mal sizi kullanmasın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mesela bu hadis-i şerifinde ben hadis-i şerifi tekrar edeyim zihnimizde tazelensin diye. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu size sizin kullanımınıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Yani mal muhakkak gelecek. Mal gelecek. Dünyaya aldanmaktan sakının. Kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Yani kadınlar ve mal olması gereken bir şey. Ama Allah-u Teala'nın bu nimetini becerip değerlendiremeyen bir kul hiçbir mazeret beyan edemez kıyamet günü. Yaz günü sıcak bir ortamda dondurma çok hoş bir şey. Hakikaten yenmeli, soğuk su içilmeli. Ama insan kilolarla dondurma yerse buz gibi sudan litreler hacminde içerse su kötü değildir. Dondurma kötü değildir. Onu kullanmasını bilmeyen, ölçüsüz kullanan kötüdür. Ne kadınlar ne de mal kötü değildir. İmtihan nesnesi olduğu için, imtihan ölçülerini bilemeyen, kullanma kılavuzuna uymayan kötüdür. Riskle ölçüsüz baş başa kalan tehlikededir. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de eski ümmetlerden de örnek veriyor. Hani İsrail oğulları bizden önceki kadrosu en yaygın ümmet, Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen ümmet olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları bize örneklendiriyor. İsrail oğullarının ayağı da kadın yüzünden kaydı buyuruyor. Niye? İmtihanın maksadını anlayamadılar. Ölçülere uymadılar. Hazır havalar sıcak diye suyu Buz gibi suyu litrelerle içtiler, hastalandılar, helak oldular. Yoksa bu ümmet, mal düşmanı bir ümmet değildir. Bu ümmet, cinsiyet düşmanı, karşı cinse düşman bir ümmet değildir. Kadını kötü gören, kadın gözüyle bakıldığında da erkeği kötü gören bir ümmet değildir. Kadının da da erkeğinde de risk var. Riske karşı yaratıcımız, Rabbimiz bizi uyarmıştır. Uyarıya kulak asmayanlar her durumda olduğu gibi helake doğru kaymışlardır. Bu ümmet içinde aynı şeyin geçerli olduğunu görüyoruz. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte bizi uyarmıştır. Bu hadisi şerifin farklı rivayetleri de var. Ama hepsinin ortak anlatımı budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn'den beklediği bir mal vardı. Güçlü bir piyasaları oynatacak çapta bir mal gelecekti. Ashab-ı Kiram bir seferinde yani o gelen malın akıbetini soruşturmak istemişler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden. Çünkü Medine piyasaları o malı bekliyorlar. Gelecek bir mal e, direkt efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelecek, devletin bütçesine gelecek. Yani böylece günlük şartlarda bir hafifleme, rahatlama olacaktı. Sık sık Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş. Yani mescide girerken gelmedi mi ya Resulullah Bahreyn'den o hani beklediğimiz gibi. Bu anlamda sıkıştırma olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani gel, geldi gelecek ama dikkat edin bu imtihandır tarzında uyarmış. Bu hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait mucizelerdendir. Neden? Çünkü onun yetiştirdiği ashab-ı kiram başta olmak üzere kendisinden sonra ümmetin en büyük sorunu siyaset sorunu olmuştur. Siyasetin de en büyük ilgi alanı haline gelmesinin nedenlerinden biri paraya hakim olunulan noktada olduğu içindir. Ashab-ı kiram e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mal yüzünden riskli bir dönem yaşamışlardır. Onlar o imtihanı büyük oranda Allah'ın lütfuyla, başarıyla geçirdiler ama ondan sonraki dönemde de ümmeti Muhammed'in en büyük sorunu olarak mal sorununun hep canlı ve hafızalarda kaldığını görüyoruz. Ümmeti Muhammed böyle bir imtihana tabi tutuldu. Önceki ümmetlerde bu imtihan sürecinden geçtiler. Çünkü dünya şartları bunların üzerine kuruludur. Bu kadar ayrıntıya yani eski ümmetlere filan dalmadan önce İlk iki çocuk üzerinden de hesap yapabiliriz. İlk iki çocuğu Adem Aleyhisselam'ın e, bu şekilde özetlenebilecek, buna örnek olarak kullanılabilecek bir süreç yaşadılar. Hani Habil Kabil olayını da değerlendirebiliriz. Evet. Şimdi 72. hadisi şerife geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bir dua öğretiyor bize. Bu dua e, Allah'tan hidayeti, takvayı, e, zenginliği ve gerçek insan için lazım olan şeyleri istiyor. Biz burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin Allah'tan istediği şeyleri görüyoruz. Net bir şekilde anlaşılıyor ki biz de bunu istememiz lazım Allah'tan. Allah'tan ne istememiz lazım? Yani bundan şu sonucu da çıkarabiliriz. Sahih bir hadis-i şerif. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif çok güzel bir dua. E, örneği görmüş olacağız bu duayı dilimize e, alıştırabiliriz namazdan önce namazdan sonra yemekten önce yemekten sonra duanın zamanı yok nerede ya rab denilebiliyorsa orada söyleyeceğimiz bir duayı hafız kardeşimiz iki üç defa arapça metnini de okusun sonra da tercümesini okuyup bu bölümü bitirelim evet hafız kardeşimizden dinleyelim bismillahirrahmanirrahim عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mes'ud Radıyallahu anh'den Divayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle dua ederdi Allah'ım Senden hidayet Takva, iffet Ve gönül zenginliği isterim Allah'ım Senden hidayet Takva, iffet Ve gönül zenginliği isterim Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Müslim. Sadaka Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne isteyeceğimizi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den görüyoruz. Takva istenecek şeylerin en başında iffet, gönül zenginliği ve hidayet. Bunlar Allah'ın vermesiyle kulda sabit kalabilecek şeylerdir. Bir aradan sonra hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.